Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Peki, şu yukarıdaki cümleye bugünkü olayı bağlayayım biraz. Fıtrat yalan söylemez diyor. Görüyor musunuz? Deprem yalan söyler mi? Bugün sağladı değil mi? İyi sağladınız. Arkadaşlar, yalan olduğu yerde şeytan var. Zıtların cebi. Şeytan olmadığı her yerde doğruluk var. Ya zaten yalan tuhaf bir şey. Nasıl söylenebiliyor? O da garip. Alıştık da onun için normal geliyor. Aslında fıtratı zıt. Ha? Şimdi fıtrat yalan söylemez. Niçin söylemez? Fıtrat kendisi zaten konuşmaktır. Yalan başka bir şey olmak demektir. O, ya başka bir şey olmaktır veya onu inkar etmektir. Yalanın alt verisinde inkar vardır. Şimdi bu başlamadan önce ben bir mukaddeme yapayım. Varlıkta ve dünyada hiçbir şey altsız, yani içselsiz, batınsız olamaz, yoktur. Mahlukiyetin hakikatına zıttır. Nursuz odun, susuz buz, batınsız zahir, manasız kelam olmadığı gibi ahiretsiz de dünya olamaz. Zahirin üstünde görünen hayat, şuur, kemal ve emsali gibi şeyler ise ancak batından gelen zayıf bir teleşuhtur. Mesela topraktan hayat çıkıyor. Yani toprak zahirde gözüktüğü gibi ölü. Ama hayat tezahür ediyor. Şimdi çıkan çıktığı yere benzemiyor. Çıkan çıktığı yere benzemiyor. Demek ki orada çıkıyor ama ondan çıkmıyor. Orada çıkıyor, orada gözüküyor ama oradan çıkmıyor. Çünkü çıkan çıktığı yere benzemiyor. Şimdi zahirde bakıyorsunuz ki hayat, şuur var, kemal var. Yani her şey iyiye doğru hamile, ona doğru koşuyor. Her şey ama. Gübre gül olmak istiyor. Su aşağı doğru kaymak istiyor. Zerreler meyve olmak istiyor. Yağmur, bulut, bitki olmak istiyor. Yani her şey mükemmele gidiyor. Her şey mükemmele hamile. İnsan bunun zıttı nasıl olur? Dolayısıyla varlıkta, dünyada hiçbir şey altsız yoktur. Madde, atom altı var mesela. İmanın zıttı küfür. Bu noktadan bakın, şu çok ilginçtir, Risale'den yazılmış. Zahirin üstünde gözüken hayat, zahirde gözüken hayat, şuur, kemal, yani bir hedefe doğru yürüme var insandaki meyil. Emsali gibi şeyler ise ancak batından gelen zayıf bir tereşuttur. Yani batının dışa vuruşudur. Mesela batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu hale aldılar. Mesela adam bakışından bakarsın böyle Allah Allah cehennem zemanesi gibi. Veya bakarsan hakikaten sevimli. Seni de etkiler yani, duygulandırır. Belki de nefret ettirir. Peki ne var onu? Şimdi bakışı diyorsun ki adama, ulan şu adama bak ya, en gerekli ilanı gibi sokuyor. Yani ne demek istiyorum? Zahirde gözüken hal, söz, tavır, davranış, batının dışa vuruşudur. Batınsız bunu izah edemezsiniz. Bu noktadan hislerin, duyguların, aklın ve ruhun tereşuhudur. Yani bu noktadan hisler, duygular, akıl ve ruh. Neyin tereşuhudur? Burada bulunan her şey arkayı buraya taşıyor.
batınında haber verdiği gibi alemi gaybı şehadeti taşıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam için söylüyor, oradan aldım. 15. şuada. Alemi gaybı diyor, alemi şehadete taşıdı. Çünkü insanın bedeninin dışında hiçbir şey buralı değildir. Hiç buraya benzemiyor. Dünyanın hiçbir şeysine benziyor. Mesela merhametiniz nereye benziyor? Feraset, anlayış, dostluk, kardeşlik, nefret, uhuvvet. Dünya cinsinden değil ama dünyada kullanılıyor. Başka bir noktaya nazar. Herkes azıcık dikkat etse anlar ki iman ve küfür kaynaklarından, hakikatlerinden haber veriyor. O insana hususi cennet ve cehennem oluşturuyor. Herkes anlar, biraz dikkat etse anlar ki cennet ve cehennemin tereşuatları bizde. Bazen öyle bir kuyuya iniyoruz ki imkansızlar içinde geçiyoruz. Yani sanki bir cehennem olur. Bazen de bütün kainat toz oluyor. Dünya değil, kainat toz oluyor. Yani herkes batın şeyinde, aleminde yaşar ki cennet ve cehennem işte bunlar da kaynağından haber veriyor. İz düşümleri. Mesela köpek bile ben görmediğime inanmam demeden kokuya avına gider kokuyla. Değil mi? Köpek yani. E şimdi o nedir? Balık kokusu diyelim, hep onu misal veririm. Dişe vurmuş. Şimdi balık kokusunu aldıktan sonra sen de bilir misin ki balık yok. Yani balık kokusu balığa ne kadar kesinse sendeki bu cehennemi veya cenneti haletler kaynağı da o kadar kesindir. Mesela çıkan duman veya nur, odunda böyle bir şey gözükmüyordu sayırdı ama bakın alttan haber veriyor. Altsız olmuyor. Başka? İnsanın hakikatine bakan anlar ki bu insanın yeri bu dünya olmadığını anlar ve ifade eder. Çünkü insanın ruhu dünyaya benzemiyor. Ruh tereşü ise çıktığı kaynağı ifade ediyor. Başka? Meylü tevessü ise dahildendir. Yani değişim dahildendir. Dışarıya gözüküyor. Şöyle. Yaşa göre fikir ve ister olur. Yaşa göre. Çok acayiptir. Hep böyle değişime uğrarız. Ama bunu bir türlü fark etmeyiz. Ya 40 yaşındaki bir insanın fikirleri, hisleri, duyguları, meyilleri 15-20 yaşındaki gibi değil. Ya ben nasıl böyle değiştim? Yaşa göre acayip bir şey yani. Sima da öyle. Oysa bir senelik hücre yok. Ama adama diyorsun ki 50 yaşındayız. Neresinden belli? Abi simasından belli. E bir senelik hücre yok ki. 6 ayda bir değişiyor. Peki neresi yaşlı? Bir senelik hücreniz yok. E nereniz yaşlı? Nispidir ya, kafamızdadır o. Hariçte yaş yoktur. 500 hücreyle suratım olmuş benim. Bu sene 900'e düşmüş. 400'e düşmüş. Daha düştü, buz düşmüş. İşte insan kıyas ederek o. İşte kafamızda bir modeller var. 50 yaşında nasıl oluyor? 40 yaşında nasıl oluyor? 20 yaşında nasıl oluyor? Aslında yaş yok. Yaş yok ya, bir senelik sima yok ki. Peki neresi? Acayip bir şey. Düşüncelerimiz simalarımızı oluşturmuş. Hislerimiz. Hayat bir hakikat hariciyedir. Vehmi bir emr. Hakikat harici yüklenemez. Hayat var mı yok? Var. Peki bunu kim yüklenecek? Kaynağı olabilir mi bu dünyada? Hayat hakikat haricidir. Vehmi bir emir. Hakikat harici yüklenemez. Yani düşüncede kafamızda olan bir vehim böyle harici bir şey yüklenemez. Mesela bu bardak ben var olduğu dediğim için var olmuyor. Var olduğu için bendeki düşünce var. Şimdi hayat hakikat haricidir, mahluktur, vücudu haricisi vardır. Kudret taalluk etmiştir. E peki onun kaynağı nedir? Ben öyle inandığım için var. Öyle değil. Başka? Böyle çok esaslı bir cemal perdesi altında böyle deşitli bir çirkinlik saklanamaz ve bulunamaz. Yani şu kainata baktığımız zaman, şu tasarıma baktığımız zaman
hesaplanmasına, geometrisine, cemaline, suretine, siretine, hakikatine, görünüşüne baktığınız zaman böyle bir kainatın arkasında bunun zıttı saklanamaz, olamaz. Yani cemalin arkasında çirkin, hayatın arkasında ölüm, gözün arkasında kör varmış, kulağın arkasında sağlık varmış, aklın arkasında cehalet var. Nasıl olacak yani? Nasıl giydireceksin bunu? Başka? İnsandaki tenevvü hacat, enva nimet, niyam ve ihsanatına bir merdivendir. İnsandaki çeşitli istekler var ya, nimet istekleri, o hakikatına doğru merdivenlermiş. İyi veya kötü mü var? Kötü mü abi? Evet. Yani nefisten de gelen de mi, yoksa her türlü yani? Nefiste de var. Her türlü. Mesela ne istiyorsun? Bak bakalım. O kaynağında var senin. Olmayan bir şey istenmez. O basamak mıdır? Yani? Basamaktır. Hepsi basamaktır. Ama nefsane şeyler ise ademi vücutlar. O da var. Ademidir. İyi kullanılabilirse basamak olur. Basamak oluyor. Hani bazen psikolojide kullanıyorum ya. Abi her şey üstü üstüne geldi. Tamam işte. Bas çık işte. Her şey alt alta gelse basıp aşağı incitti. Aslında olaylar insanları bir yere taşımak içindir ama kör olası cehalet bunu farklı yorumluyor. O sen bela ve musibet, dert dediğin şeyler var ya, Allah iltifat ilahi diyor. Yani olayı farklı yorumluyoruz da, mesela yorumlamaya bir başka bir örnek vereyim. Ekmek yok. 3 gün hiçbir şey pişmemiş ve taş bağlanmış. Asr-ı Saadet'te. Ot yeniyor. Ot yeniyor. Yani yokun kol gezdiği döneme Allah diyor ki Asr-ı Saadet. Bizde bir yanlışlık var yani. Ben Asr-ı Saadet anlayışım şöyle. Bir eli yağda, bir eli bağda. Böyle zannediyorum. Allah ise yokluğa asr-ı saadet demiş. Aynı bunun gibi de bela ve musibetleri zannettiğim şeyler oysa merdivendir, gözlüktür, dürbindir. Olayları farklı yorumlama malzemesidir. Çünkü eğer o olaya yani dertlerine dert diye bakarsan dert olur. Ama dertlerine dediğim gibi bir merdivendir, bir gözlüktür, bir dürbündür diye bakarsan farklı olur. Diyeceksin, başlılarınız içinizden geçiyor. Aa, benim derdim sende olsa. Hiç merak etme, hepimizde var. İnsanız ya, dertleri olmayan ancak taşlardır. Ağacın bile derdi vardır, soğuk sıcaktan etkilenir. Ama hayvan ise mazi ve müstakbel olmadığından maziden elem, gelecekten korkuları yoktur. Korkunun yönü gelecektir. Geçmişten korkular olmaz, gelecekten korkular olur. Geçmişten teellüm olur, elem almak var. Lan keşke ya, keşke yapmasaydım, demeseydim. Geçmiş keşkelerle dolu. Ama onlarla meşgul olmayacaksınız, olmamanız lazım. Geçmiş günahlarınıza tövbe ile mukabele edin. Sakın onu düşünmeyin keşkeler, bugünü kaybedersin. Vukuat-ı maziye saniyin bütün imkanat istikbaliye kadir olduğuna şehadet eder. Yani bizde yaptığı şu anda muamele, alemimize koyduğu, şu ruhumuza koyduğu alemleri, o alemlere de koyacağına delildir. Son cümle, odunla ısıtılan suya, odunun ısısı suyun içine nasıl girmişse, giriyorsa, yaptığın amelin de ruhuna öyle giriyor. Bir tencere düşünün. Alttan odun yakıyorsunuz. Odunun içini çıkartıyorsunuz. Penseyle çıkartamazsınız. Tornavidayla çıkartamazsınız. Kibritle çıkartıyorsunuz. Odunun içerisindeki ısıyı suyun içine nasıl sokuluyorsa, nasıl sokuluyorsa, senin yaptığın oruç, namaz da ruhuna öyle giriyor. Suya nasıl giriyorsa ısı, nasıl giriyor? Sıcak su diyorsun. Aynı su. Kilosu değişmemiş. Sıcak, aman aman diyorsun. Soğuk su diyorsun.
suyun içerisine ısıyı nasıl soktunsa odunun ısısına bak. Odunun ısısını, çıkarmak da ayrı bir mucize. Bir şey diyeyim. Odunu yapmak, cenneti yapmaktan zordur. Allah Allah. Çünkü cennet tek boyuttur. Küçültmüyorum aşağı. Cennette her şey inne darül ahirete lehiyel heyvan. Her şey canlıdır. Canlıdan canlı yapmak kolaydır. Cansızdan canlı yapmak zor. Allah gübreden, topraktan odun yapmış. Odun ne demek? İki zıtların cimidir. Duman ve nur. Çok zor. İki zıttı bir yere koyacaksın, odun diyeceksin. İkisine de benzemiyor. Dumanı şeye misal veriyorum, cehenneme. Odunun içindeki nur da cennete. O zaman odun içerisindeki nur, oduna ne kadar yakınsa ahiret, dünyaya o kadar yakındır. Bir daha söylüyorum. Odunun içerisindeki nur, oduna ne kadar yakınsa, ahiret de dünyaya o kadar yakındır. Yani ahiret, ismi batın lisanıyla, lügatıyla bir yerde değil. Burada. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm. Her bir alemin üstündeki perde kalktıkça diğer alemi görüyordum. Görüyordum, anlıyordum demiyor usta. Çok tuhaf. Hani sana benziyor ya. Bütün alem, 18 bin alem sende işte. Cem olmuş. Evet. Şimdi 254'ten okuyoruz. Mevhum bir şey hakikat harici mevte olamaz. Arkadaşlar, var mısın sen? Varsın. Olur da bazıları var. Hebenne kacılar var böyle, sofestaylar. Var zannediyoruz diyor. Var böyle tipler var ya. Beni hedefe koymuş hücum edenlerden bir tanesidir o. Bunlar hayaldır diyor bu kainata. Hayaldır. İki tane çakacaksın. Diyeceksin ki bu da hayal. Hayaldır diyor. Var mıyız? Varız. Hayatımız var mı? Var. Bu hakikat haricidir ve mahluktur. Bunun kaynağı mevhum bir şey olamaz. Yani hayatımın dışa vuruşu, yani dışa vuran hayattır. Bunun kaynağı mevt olamaz. Yani varsayım olamaz. En az hayatımın kadar kıymetli bir cevher olması lazım. Hayatın kaynağını düşünün. Çıkan hayat sana verilmiş. Hayatın çıktığı kaynak nasıl bir şey olur? O da Allah'tır. Nasıl diyeceksin? Odundan nur çıkması nasıl oldu? Ha, odundan nurun çıkması nasıl olduysa Esma-i Hüsna'dan da sen böyle çıktın işte. Hayatın böyle oldu. Odun o zıtlara nasılsa Esma-i Hüsna bize böyledir. Buz suya nasılsa Esma-i Hüsna varlığa böyledir. Buz suyu düşünün. Esma-i Hüsna da dünya varlık da böyledir. Esma-i Hüsna böyledir. Esma sudur. Şu mahluk da buzdur. Esma'yı almak buzdan suyu almak gibi. İşte bu acayip bir cümledir. Mevhum bir şey, yani varsayım, düşüncede var olan ama hakikatte olmayan bir şey, mevcudu yüklenemez ve kaynak olamaz ona. Fıtrat ve vicdanda, bu da ne acayip. Niçin mutsuzuz sorumuza da cevap verecek. Gerçi böyle bir ders var, insan niçin mutsuzdur diye. Şimdi bu buralardan çıkartıyorum. Bu çok önemli. Bu görüyor musunuz orayı? Fıtrat ve vicdanda nokta istinat ve ile nokta istimdat iki hakikati zaruriyedir. Yani çok ilginçtir. Bak koltuğuma yaslanıyor. Koltuğuma yaslanıyor. Bu dayanak noktası. Buna nokta istinat denilir. Bu da Allah'tır. İnsan bakayım hissiyatımı anlatabilecek miyim? Ben böyle bir uydurukçasıyla kaosa girdim. Böyle bir halet-i rüyeye girdim. Bizim lisanı halet-i rüyeye girdim. Bir boşluğa dayanaksız
yani sahipsiz, kimsesiz böyle bir hali yaşadım. Allah kimseyi yaşatmasın. Demek ki bunlarla meşgul olup da bu tür şeyleri çıkartmak için mi Allah beni o hallere soktu? Çünkü ustadın karşısına da şeytan çıktı ya. Halden hale sokuyor. Böyle sonra çıktığım zaman acayip sarıldım. Yani eğer bir nokta istinadınız yoksa, bir yere dayanamıyorsanız, bir kaynağınız yoksa, bir yere tutunmamışsanız, bu dünyada huzurlu yaşama lüksünüz yoktur. Mümkün değil. Yetim, kimsesiz, öksüz, koruyusuz, koruyucusuz. Nerede ne olacak? Belli değil. Aha kanser geldi. Aha kalp krizi. Yüksek tansiyon. Aha kabir. Gel de dayan. Her tarafta Babelyalar kopuyor yani. Her günde onu anlatıyor. He? Nokta istinadın yok. Nokta istinat Allah'tır. Allahsız ruh var ya, aynı böyle dayanaksız bir insana benzer. Bu nokta istinat. Nokta istimdat ise fıtratın arzuladığı, fıtratın istediği hayatı burada yok. Beka istiyorsunuz, var mı? Ebed istiyoruz, var mı? Sonsuz ne istiyoruz? Hiçbirisi yok. Ama fıtrat istiyor. Fıtratım istiyor, hedefi var. Peki, fıtratımın isteğine cevap verilememesinden kaynaklanan sıkıntı var, korku var. Korku unutmayın, gelecektir. Telaş, endişe gelecektir. Elem ise geçmiştendir. Keşkiler oradadır. Şimdi korku niçin olur? Geleceği yorumlayamamaktandır. Geleceği yorumluyoruz ama imanımız yetmiyor. İzanımız yetmiyor. Kaliteli bir iman yok. Yani işte nokta istimdat şudur. Fıtratın beka istiyor. Ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Bak ne istiyorsan. Hiçbirisi dünyada yok. Bu isteklerine verilen dünyada cevap reddir. İşte sıkılıyorsun. Yaktın beni. Pişirdin diyorsun. İntihar ediyor ya kız için. Borcunu ödeyemediğinden intihar ediyor. Oysa borcun aslı kazanamazıdır. Kazanamazıdır. Adam arıyor beni. Size ciddi diyorum ya. Şimdi bu dersleri de dinliyordur. Belki içinizdedir ya. Bakmayayım o tarafa. Diyor ki, abim, buyur sabah sabah. Abim, tamam, söyle. Abi biliyor musun ben neredeyim? Ulan evliya mıyım? Nereden bileyim? Abi ben çapadayım. Çapanın kapısındayım. Ne olmuş lan çapada? Çap hastanesi. Abi raporu aldım. Ne raporu aldın kardeş? Abi kanser imiş. Eline tutuşturmuşlar. Ben de dedim ki Allah iyiliğini versin. Ben de zannettim sabah namazını kaçırmışsın. Ve inanarak söyledim. Ve inanıyorum. Fatura o kardeş. Fatura o. İnanmıyor ki kanser öldürmez. Yuhyi ve yumit Allah olduğuna inancımız olsa kanser öldürür der miydik? Kanser böyle tombala bir çekelim, zar atalım, ha sana geldi, sen kanser ol. Bir de zar çekiyoruz, sen yüksek tansiyon sahibi ol. La kardeşim, senin yaratılışın Allah'ın elinde değil miydi? Yani Allah zar mı atıyor? Kime ne vereyim diye. Kim nereye layık ve mustahak ise ona öyle muamele ediyor ve edecek kardeşim. Allah Allah ya. Ha, şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Fıtratında yapı var. Beka. Ona mesela beka istiyorum. Dünyada cevap veren var mı? Yok. Bir yerden duydum. Bende var. Nereden geliyor? Aa baktım ahiret. Darul ahiret. Benim isteklerime cevap veriyor. Hemen ben ona dayanıyorum. İstinad ediyorum. Bunun adı nokta istimdat. Yani istediğime cevaplayan yer. Bende var diyor, merak etme kardeşim diyor. Beka mı istiyorsun? Var. Kansersiz hasta mı? Hayat mı istiyorsun? Var bende. Tansiyonsuz hayat mı istiyorsun? Var bende. Şekersiz hayat mı istiyorsun? Bende baklava bile var diyor şekersiz.
Her şey var. Ne istiyorsan ahiret bende var. Lebbeyk diyor. Diyor mu demiyor? İşte onun adı nokta istimdat. Bu iki hakikati zaruridir. İnsan dayanak noktası ve fıtratının gösterdiği şeye bağlanmak. Bir daha söylüyorum. Dayanmak nokta istinat Allah'tır. Fıtratının gösterdiği şeye bakmak ve güvenmek, ona göre çalışmak, onun adı da ahirettir. Fıtratın orayı gösteriyor. Bak yukarıda bir cümle vardı. Fıtrat yalan söylemez diyor. Cümleyi görüyor musunuz orada? Onu bir görün lütfen. Yani senin yaratılışın sesi yalan değil. Ne istiyor beka? Kesin var demek. Ahiretin en kesin delili senin isteklerin. Ona misal veriyor. Diyor ki, bir çekirdekteki meylan-ı nübüv der ki, sümbüleneceğim, meyve vereceğim, doğru söyler. Ve yumurtadaki bir meylan-ı hayat der, piliç olacağım, biiznillah olur. Doğru söyler. Mesela bir avuç su, incimat ile meylan-ı imbisat, imbisatı der, fazla yer tutacağım, metin demir, onu yalan çıkaramaz. Yani su der ki, ben genişleneceğim. Donduğu zaman motorun bloğunu bile parçalıyor. Parçalamıyor. Su mu sert, demir mi sert? Demir serttir. Ama su, vallahi önüme geldin mi, darmadağın ederim seni diyor. Motor bloğunu dağıtıyor. Yani fıtratın karşısına kimse çıkamaz. Metin demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu demiri parçalar. İşte şu meyelanlar, yani bir yere doğru akmalar, çekilmeler. Fıtratta incizap ve cezbe var diyor. Karşıki sayfada. Ve cezbe bir hakikat-ı cazibeden cezbe. Ben çekiliyorum. Çekilen varsa çeken yok mu? İstiyorum. İstenilen yer var demektir. Çocuğa bile sorsan oğlum ne olacaksın? Doktor olacağım, pilot olacağım, bilmem ne olacağım diyor. Şimdi öyle demiyorlar da bilgisayar mühendisi olacağım diyor. Demek ki böyle bir şey hedefte var değil mi? Olmayan bir şey istenmez. Allah vermek istemeseydi isteği vermezdi. Demek ki fıtratta bir incizap var, çekilmek var. Yani bir yere doğru çekiliyoruz. Ebede doğru. İşte bu hakikati cazibeder. Yani cazip bir hakikat. Kaynağımız her şey aslına doğru çekilir. Her şey aslına doğru çekilir. Gider ya. Mesela güneş geldi, yapılandırdı. Artan enerjiyi odun yaptı. Çok ilginçtir. Şarjlı pil oraya bakılarak yapılmış. Oduna bakılarak yapılmış. Güneş geliyor, ağaçları büyütüyor, koyunun tüyünü şey yapıyor. Güneşten arttı enerji. Ne yapacak şey? Cenab-ı Hak israf edecek eten. Gide odun yapıyor. Kışın kullanırsın. Nerede? Küçük güneş. Odun küçük güneş demektir. Şimdi odunu yaktığın zaman ne tarafa doğru gidiyor? Geldiği yere doğru gidiyor. Ve kendisi yani. Yakın bak aleve bak. Her şey aslına rücu eder. Çekilir kardeş. Her şey. Her şey ona doğru gidiyor. Allah. Demek ki şu meylanlar yani bizdeki bir yere doğru kaymalar var. Bu hakikat-ı cazibedarın kaynağını gösteriyor. Mesela görmüyoruz. Şurada bir çocuk arabayla oynuyor uzaktan kumandalı. 100 sene, 200 sene önceki adamlara göstersek. Radyonun içinde küçük adam bekliyorlardı yani konuştuğu zaman. Belki duyarsınız eskiden. Radyonun içinde adam konuştuğu zaman ulan nasıl girmiş buraya falan dedikleri dönemi düşün. Uzaktan şimdiki çocuk ama perde arkasında dedesinin dedesi bu görüyor orada araba. Araba gidiyor, kamyon gidiyor falan kumandalı. Aa helikopter uçuruyor. Fesubhanallah der. Tövbe estağfurullah şeytana bak ya nasıl girmiş. Ne? Peki çocuk ne yapar bebek torunu? Güler. Dedesi mi gülüyor? Değil mi? Peki insanda bir yapı var. Yapı. Ama kendimizi çoğu zaman unuttuğumuz için bunları pek anlayamıyoruz. Yani fıtratımızı dinleyemiyoruz. Mesela göz diyor ki,
Beni yapan kör değildir. Fıtratın şehadetidir. Yalan değil bu. İrade ilahiyeden gelen evamir-i tekvininin tecellileridir, cilveleridir. Çekirdekte, çekirdeğin içinde 4 özellik var. İştiyak, incizap, meyil, neydi? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu 4'ünün adına evamir-i tekviniye denilir. Yani çekirdeğin içinde ağaç olma meyli var. Yok mudur? Var. İşte çekirdeğin içerisindeki program 4 lisanla konuşuyor. Ağaç olmaya meyli vardır. İhtiyacı vardır. İştiyak arzusu vardır. Meyli vardır. Ve ağaç olur. Kimse engelleyemez. Ama çekirdeğin içerisindeki ağacı tornavida ile veya torna tezgahıyla çıkartamazsınız. Çekirdeğin içerisindeki ağacı çıkartmak için çekirdeğin üstünü toprakla örtüyoruz. Ta ki içindeki çıksın diye. Biz de hanımlarımızı örtüyoruz ki ta ki cesedindeki ruh çıksın dışarıya diye. Örtüyoruz içindeki dışarıya çıksın diye çekirdeği. Bir daha söylüyorum. Çekirdeğin üstünü örtüyoruz içi dışarıya çıksın diye. Hanımlarımızı örtüyoruz içi dışarıya çıksın diye. Erkeklerimizi takvayla örtüyoruz, içi dışarıya çıksın diye. Erkekler de örtülüyor. Bu asırda erkekler daha çok örtülmesi lazım. Kadınların tesettür, bizdeki tesettür ise takvadır. Eskide kadınlar kaçardı, şimdi erkekler kaçıyor. Şimdi erkekler kaçıyor, iyi. Çünkü bozulan en âli şey olunca, acayip olmuş. Demek ki insanda, fıtratında, vicdanında iki özellik var. İştahı var. Nokta istinadı, nokta istimdar. Bu tatmin edilmezse o nispetle dünyada cehennemdedir. Bak ölüm ne kadar acayip değil mi? Korkuyoruz vesaire. Uçaktan korkuyoruz. Adam ölümü çare buluyor. Ölüm çare haline gelmesine sebep olan sıkıntısını hayal edebiliyor musunuz? İntihar etmek isteyen bir adamı düşünün. İntihar etmek isteyen nedir? Ölümü çare bulmuş değil mi? Peki ölüm hakkındaki o korkunç bizdeki korkmalar o adama çare olmuş. Ruhtaki sıkıntısını seyredin şimdi. Ruhundan haber veriyor. Anlıyor musunuz o ruhu? Niçin yapabilmiş onu veya düşün? Çünkü dayanak noktası ve fıtratının gösterdiğini görememiş. Görememiş. Hılkatın saffeti ve en mükerremi olan ruhu beşer iki nokta olmazsa en süfli, en berbat bir mahluk olur. Bak işte bu. Bak arkadaşlar lütfen oraya bakar mısınız? Hılkatın saffeti yani insanın yapısı 18 bin alemin hulasası Allah'ın en mükerremi olan ruhu beşer, iki nokta olmasa, yani nokta istinatla nokta istimdat olmasa, en sufli, en berbat bir mahluk olur. Yani hiçbir sır, panik atak değildir. Buran geçirmiyor. Ah ulan ah, batsın şu dünya demiyor. Çünkü onlarda böyle bir ihtiyaç yok. Nokta istinat ve nokta istimdat diye bir istekleri yok. Mecbur, hiç başka şansımız yok. İşte korkular geleceğe aittir. Bu çaresi nedir? Gelecek hakkındaki çoluk çocuk eleminden evlenebilecek miyim diye, çünkü çoğunuzu genç görüyorum. Ondan sonra kanser mi olacağım, nasıl olacağım, imansız mı olacağım, hiç endişe etme. Geleceğinizi eğer içerisine imani bil ahiret, ahirete iman akidesi terak ettikçe vallahi odun, nur ilişkisi nasılsa dünya ahiret öyle olur. Odunla odunun içi diyemem. Bu bardağı diyebilirim. Bardağın içinde su var. Bardak ayrı, su ayrı. Odun ayrı, nur ayrı değil ki içinde nur var değil. Nur öyle gözüktü diyorum. Odun, nur ilişkisi neyse dünya ahiret ilişkisi aynı öyledir. Bu su ilişkisi. İşte geleceğimizin içerisine iman-ı bilahiret konursa, ailenin içerisine iman-ı bilahiret hükmederse ailede kavga olmaz. Varsa da lezzete dönüşür. Yemekteki tuz gibi olur.
yemekteki tuz tek başına yese zulümdür. Yani perişan. Ama yemekte de çok güzel oluyor. Arkadaşlar, ahirete bir yere gitmeyeceğiz. Ağaç çekirdekten ne oluyorsa, nasıl çıkıyorsa, nereye çıkıyorsa, her neyse. Ruh da, ruh çekirdektir kardeşim. Çekirdekten ağaç nasıl çıkıyorsa, ruh çekirdeğinden ahiret öyle çıkacak işte. Burada patlıyor, bir ruhu bir yere götürmüyorsun. Ahiret zaten var sende. Üstad diyor ki, ahiret bu alemin inkışağının inkışafından çıkacak diyor. Yani Mısır'ı patlattınız. Çekirdekten ağacı çıkarttınız. Tamam. Sudan buzu çıkarttınız. Odundan nuru çıkarttınız neyse. Ruhtan ahiret böyle çıkacak kardeş. Onun için biz götürüyoruz ateşi veya şeyi. Ruh o öteki alemlerin çekirdeği. Hatta cennet cehennem bir şey değil ki. Cennet cehennem ta aşağılarda. İnsan kainatın arkasında zaten. İnsan kainatın arkasında. Kainattan öncedir insan. Cebrail'den öncedir, Mikail'den öncedir. Hakikati ve mahiyeti kainattan öncedir. Cennetten de öncedir. Onlar senin tereşuatın, etza ve efradın. Kainat ise nevin hükmüne geçer diyor. Beşinci reis Nadir abinindir. Nadir abi burada mı? Aa bak ehli o. Diyor ki kainat var ya şuralar. Beşinci remizde geçiyor haybasını. Senden yapılmış. Yani dal, budak. Yani öyle anlatayım. Mesela yaprak, koku, dal, budak çekirdekle yapılmamış mı? Bütün alemler böyle seninle yapılmış. Cehennem de senden yapılmış. Cennet de senden yapılmış. Allah Allah. Tuhaf tuhaf bakıyorsunuz. Azrail Aleyhisselam canımızı alırken bizden ayrılıyor mu, bize mi geliyor? O zaman bak, ismi zahir lügatıyla şeriatı zahiri dokunmayacağız. Azrail gelir, alır. Bu senaryoyu böyle anlatacak din. Şöyle bir örnekle vereyim de gideyim. Ama batında öyle değil. Şimdi, ağaçta yaprak, çiçek var. Bu çekirdekte yok muydu? Bütün kainat benle mi yapılmış? Ağacın yaprağı, dal, budağı, çekirdekte olduğu gibi cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail de bende böyle. Ağaç çekirdekte nasılsa bütün alem bende böyledir. 218 şualar. Tamam mı? Şimdi o zaman ismi batın lügatı ile ruhumu cesette tutan Azrail'dir. Dimağımı tutan Cebrail'dir. Cebredici güçler. Hayatımı tutan İsrafil, bütünlüğe getiren şuur, Mikail. Bunlar işte, bunlardır bu hakikat. Vefat demek, Azrail çekip gidiyor. Yani ruhum işte, ruhumu burada tutan. Çünkü ruhu cesette nasıl tutacaksınız? Cebrail'le az, yani Azrail'le az. Yani hiç alakası var mı bununla onun? Her sene değişiyor. Bu ruhu cesette nasıl tutacaksın? Yani onun için teknolojiye, kullanılan teknolojiye bak. Nuru alacaksın, dumanı alacaksın, pires diyeceksin, odun yapacaksın. Zor değil mi ya? Odun nerede? Yakın bakalım. Ooo İstanbul'un her yerinde. Ya onu sıkıştır, odun yap. Kolay teknoloji midir ya? Ona da benzemiyor. Bu ruhu alacaksın, buraya koyacaksın. Bu işte Azrail gerekiyor. Çünkü uçup gidecek ya. Pişt. Hep uçuyor böyle. İspirti uçar gibi ya. Arkadaşlar, ahireti niye senden uzak tutuyorsun? Ondan korkuyorsun tabii. Kendinden uzak olandan korkulur. Ahiret nerede ki? Sen de oradasın. Zaten oradasın da haberin yok. Bak, 103. Allah Allah, ölümün hakikatini anlayanlar ölümü sevmişler diyor. Değil mi? Bak 103'te ne diyor biliyor musun? Bak şuraya. Ama burada gösterme şansımız yok. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiş dahil olduğu gibi. Hanzale ağacı. Cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Gördüm diyor, gördüm. Müşahede, şuhud. Cehennem de küfrün içinde gördüm diyor.
Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir. Hurma çekirdeğinde hurma çekirdeği bak nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir. Aynen öyle de. İmanın habbesinde de imanın çekirdeğinde de cennetin mevcut olduğunu hadsi katiyle gördü diyor. Ben uydurmuyorum, gördüm diyor. Bir de söyleyeyim. Hurma çekirdeğine hurma çıkması nasıl normal? Değil mi? Garip değil. Ha. Ben de diyor, iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavvül ve inkılapları garip olmadı. İmam Rabbani'den söyleyeceğim. Avamın diyor, o beklediği, vaat edilen cennete girecektir. Havas diyor, onun gireceği cennetteki huzur ve ruhani lezzeti havas dünyadayken ruhunda alır. Ruhunda yaşar bunlar. Mesela kabire bakar, içeridekileri seyrediyor. İçeride mi, neredeyse. Kabirdekiler orada mı, burada mı, o da başka bir şey. Çünkü o çekirdeklerin ağaca tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi, çekirdeklerin ağaca dönüşmesi, bakın ne yapmasın? Çıkması demiyor. Çekirdekten ağaç çıkma demiyor. Çekirdek ağaca dönüşmesi neyse, küfür ve dalalet manası da tasip edici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intihaç edeceğinde istibat yoktur. Heyecanlandırıyor beni. Çünkü bir yerlere gitmeyeceğim. Gitmeye takatım yok zaten. Her şey burada. Miraç da böyle mi? Miraç da öyle. Batın-ı Miraç böyle. Zahir Miraç ayrı. Hakikat-ı Miraç ayrı. Sureti Miraç ayrı. Dört şeyde. Bak şimdi bazılar diyecek ki, abi ben bazı şeylerin hususlara dokunuyorsun. Bak, bak. İşte beceremiyorum. Becerebilsem, Risale-i Nur nerede dersini şöyle bir becerebilsem, huvel evveluhu vel ahiru ve zahiru vel batın. Yani aynı ders, zahirle izah etmek, batınla izah etmek, evvel ve ahirle. Ne demek? Çekirdek evveldir. Meyve ahirdir. Ağaç, zahir, içindeki sistem, batın. Her bir kelimesi, her bir manası bu dört kategoride incelenir Risale-i Nur'da. Ama beceremiyoruz işte. Bazı kardeşlerim veya ben zahirde ders yapıyorum. Bazen batına geçiyoruz. Milletin kafa motoru yanacak. Yanıyor. Sistemler zarar görüyor diye şey yapıyorum. Simanıza bakıyorum işte söyleyince, bana böyle güven vermeyince böyle yerlere girmek zorunda kalıyorum. Daha girmeyeyim. Ya iman habbesinde diyor, cennetin mevcut olduğunu, mevcut çıkacak demiyor. Mevcut olduğunu hadsi katiyle gördüm. Mevcut. Peki arkadaşlar, niye biz bundan elem almıyoruz, lezzet almıyoruz? İmanımızdan lezzet. Diyor ki 15. şuada, kafir diyor, iptali hisnevinden, günah yaptığından, hislerini iptal ettiğinden, küfründen elem almadığı gibi, Müslüman da günah işlediğinden imanından lezzet alamıyor. Eğer lezzetle, günahtan biraz kaçsan var ya, kaçsak, İnan kaçmak demek cennetini yaşamak demektir. Keyif oradaymış. Yaşardım öyle. Hatta sana derler ki met sökmüyor. Yani manyak mı der ya. Öyle yapmışlar. Aynen. O şimdi daha fikirle kavrayamadığınız sen onu yaşarsın. Deliler bölgesine hoş geldiniz derler size. Mayın tarlası yani. Arkadaşlar dünyadaki ahireti yaşamak elinizdedir. Öyle uzaklaştırmayın. Allah'a ulaşılmaz zannetmeyin. Allah gözükmez zannetmeyin. Allah şu anda Latife-i Rabbaniz Allah'ı hep görüyor. Onun için huzur var. Hazır olanda, hazır olan olduğunu bize gösteriyor huzur. Allah hazır olmasa sende huzur olmaz. Şu anda Latife-i Rabbaniz Allah emiyor da siz de oh. O Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için, gözüm görmediği için görmüyorum zannediyor. Oysa kulağın görmesi, burnun görmesi, dilin görmesi farklı olduğu gibi Latife-i Rabbani şu anda Allah'ı görüyor. Ama bana görüyor, benimkisi görüyor şu anda. Lezzet alıyorum. Ve emma bi nimete rabbike fehaddis. Rabbini şükür için, nimeti şükür için tadar et. Şu anda sende rahatlık yok mu kardeş? Sende de var ya. Sende de var.
Huzur var yani. Huzur olabilmesi için Allah senin ruhuna taayyum ve teşahhus edip hazır olanın alametidir huzur. Balık kokusu balık pişiyor demektir ya. Balık pişmeden kokusu da yok kardeş. Yani bilin kıymetiniz. Ama çıplak gözle göremezsiniz. Hep misal veriyorum. Çanak anteni çıplak gözle içini göremezsiniz. Çanak anteni acaba filmi var. Ama onun gördüğünü çıplak gözle de göremezsin. Uyduyu göremezsin ama televizyonda gözükür. Uydudan misal Allah, çanak anteninden misal Latife-i Rabbani, kablodan misal hissiyat, televizyon kutusundan misal beden, içindeki film, onu aldığı işte o huzur. Almasaydı çanak anteni nasıl şey gözükecek orada? Ama çıplak gözle çanağın içini görüyor musun? La çanak antenin gördüğünü görmüyorsun da Latife-i Rabbani'nin gördüğünü gözle mi göreceksin? Acayip bir şey ya. Allah şu anda bizi görüyor mu görmüyor? Onaylıyor bizi kardeş. Bunları konuştuk. Bunlar ya. Sen ya. Allah öyle bir Allah. Ya tobe estağfurullah falan diyorlar. Onlara öyle diyorum. Şeyde bir gün bir yerde ders yapıyorum. Yarım saat bunu anlattım. Anlattım. Dersi bitirdim. Bir tanesi çıkıp demesin mi? Ya hocam neticeyi bir şey yapsam böyle yanlış anlaşılacak herhalde. Ben de anladım ya. Allah gözükmez değil mi hocam diyor ya. Yani yanlış olacak, anlayacaklar falan. Korkuyor yani. Allah'ı görmekten korkuyor. Allah'ı görmekten korkuyor yani. Allah. Lan gör işte ya, ne korkuyorsun Allah'ı? Allah görmekten korkulur mu? Hocam diyor yanlış anlayacaklar ha diyor. Yani onu söyle en şu cümleyi en söyle. Gözükmez değil mi? Evet gözükmez dedi. Bu taraftan fırladı. Abi yarım saatten beri gözükür. Ne anlatıyorsun? Nasıl gözükmez ya? Gözükür. Ne diyor ya diyor ki? Evet gözükmez. Gözükür. Nasıl inanırsan öyle. Öyle bir Allah'ın var ki senin azılı düşmanını bile inandığı gibi muamele etmiş Allah'tır o. Ben ilahım dedi Firavun. Haşa. Adama özelliklerini arttırdı. Yani adeta ilahlığını kısmen o şey yaptı, araladı. Niçin? Ulan Nile diyor ki geri git diyor, geri gidiyor. Atıyla suyun üzerine geçiyor. Firavun ya Musa'nın karşısında. Dişi ağrımamış. Adam dedi hakikaten ben ilahım dedi ya. O kadar samimi inanmış, o kadar samimi inanmış ki inancını Allah reddetmedi. En aynı zenni abdi bir sistem çalışıyor kainatta. Kainatta inanca göre siz olsun. Böyle bir sistem çalışıyor. Kafir de onun kulu olduğu için onu sistemin dışına atmadı. Bak, iki asker varmış. Birisi nazarında böyle bir memlekete düştü. Birisi de şöyle düştü diyor. İkinci sözdeydi değil mi? Nazarında. Nazarında ama aynı memleket biliyor musunuz? İkisinin de gittiği memleket aynı memleket. Ama nazarlar farklı. Buna ait yerler var bayağı. Neresi vardı bir de? Birkaç tane vardı çok hoştu. Sekizinci söz mesela. O burada bir sır var dedi ta karşı değişti. Sırf değiştiren oradaki anahtar şu sekizinci sözde hatırladınız mı? Burada bir sır var tılsım var dedi canavar antay inkılabı. Kuyu değişti. Her şey değişti yani. İşte bir derste değişirsiniz. Bir yere gidecek haliniz yok. Oradasınız. Üstünü aç, orada. İşte ruhtan imbisat edecek ahiret. Ahiret ruhun inkışağının inkışafından çıkacak. Gördüm diyor usta. Bazılar diyordur. Görsün canım. Ya böyle çok tuhafıma gidiyor. Allah'ı, ahireti görmekten korkuluyor. Niye korkuyorsun kardeşim? Korkma. Ne güzel bir yerlermiş. Eğer ahiret çıplak gözle gözükse, böyle ahiretin güzellikleri gözükse var ya, herkes intihar eder çabuk giderdi. Etmesin diye Allah orayı kanserler, şunlar bunlar örtmüş. Diyeceksin ki ama mübalağa et. Kız için intihar ediyor adam. Borcunu ödeyemediği için intihar etmiyor. Dünyadaki sıkıntıyı tahammül edemediği için intihar etmiyor. Rabbi huriyi görse ne yapardı? Bir küçük borç için cennetin hazinesini görse ne yapardın? İşte onun üstünü örtmüş Allah. Ne kadar güzel bir yer ya. Göreceksiniz ahiret.
Ölünce bana söyler. Aha böyle bir şey yoktu ya bizi kandırdı. O zaman söylersin ölünce. Hakikaten mükemmel bir yer. Dünya acayip bir yer. Kıymetini bilin. Cennet tek boyuttur. Güzeller memleketi. Cehennem tek boyuttur. Vesaire. Dünya zıtların cemiyidir. Böyle bir yer bulunmaz. Kıymetini bilin. Milyarlarca insanın elinde olmayan fırsat sende. Milyarlarca toprak altındaki kafirler, zındıklar, şeddatlar Allah'ım diyor. Ne olur bir dakika bana ver dünyaya çıkayım. Ne yapardı? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derdi. Sonsuz günaha kadar yanardı ama sonsuz cehennemde kurtulur cennete dönerdi. Bu sözde. Onun bir dakika eline verilmeyecek zaman, fırsat senin elinde. Milyarlarca insanın ağlayıp yakardığı, ağlaştıkları, ağlayıp ağlaştıkları alemi berzahtakilerin istekleri sende duruyor. Şu anda Ebu Cehil ne derdi acaba? Şimdi Kur'an'da söylüyor, gelmek isteyecekler hepsi diyor. Şehit bile gelmek istiyormuş. Bir daha senin için şehit olayım diye. Ona da gene verilmeyecek. Düşünebiliyor musun? Biraz böyle yaslanın bak, kemerinizi takın. Peygamberlerin bile eline geçmeyen fırsat sende. Peygamber dahi olsa gelemez. Yani mana bu itibariyle bulunuyor. Bedensel itibariyle imkan manasında peygamber bile geri gelmiyor. Öyle değil mi? Ya ama o dakika sende var. Onların isteyip de eline geçiremediği. O zaman ne demek lazım? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul vadil emin Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Oh! Şimdi lezzet almadın mı? Ha işte o doğru oldu da onda. Onaylanmasa lezzet olmazdı. Onaylandığını gösteriyor. Allah Allah. Ne kadar saat geçti? 2 saat daha var abi. 2 saat daha var. Ya bahtiyarsınız hepiniz, herkes, insan. Allah'ın kulusun çünkü Allah'ın var. Bir kişide bir Allah'ı var. Benim Allah'ım var diyebiliyor musun? Allah'ım var ya diyorsun. Allah ne kadar kaliteli bir şey. Tövbe ya. Ne bir şey. Öyle. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Şu anda Allah bizi görüyor. İnanıyorum o Rabbim bizden memnun. Nereden biliyoruz? Hadis-i Kudsi de diyor ki Allah istediği, sevdiği şeyi sevdiği kişiye yapıyor. Şu anda sevdiği şeyi yapıyoruz. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Bir daha söylüyorum, ne olur? Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? He? Cemil verir misin? Bir daha söyleyeyim, verir misin? Bir daha söylüyorum, zihninizi toparlayın soracağım, birinizden soracağım. Hiç sevmediğine, sevmediğin bir kişiye en çok sevdiğini verir misin? Vermezsin. He? Varsa geri alırsın. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İman. Sana vermiş. İman. İmanı vermek de kendisini sana vermiş. Daha ne verecekti ki? Ha, şimdi bundan sonra gayret edip imbisat ettireceğiz. Onu parlatacağız. İmanımızın çapını büyüteceğiz. Belalarımızı içine alacağız. Sıkıntıyı da alacağız. Çünkü tekamüle sebep olacak. Dünyayı da üstünü açacağız artık. Dünya tenteneli bir perdedir. Yeter artık bu ten. Yanaşacağız artık dünyayı. Ahiretin üstünde perdeyi kaldıracağız ya artık. Dünyadayken ahireti yaşayacağız. 26. lema bunu anlatıyor. Böyle lezzet-i ruhaniye ya. Bunu nasıl yapacağız? Enfusi derslere alışacağız. Enfusi derslere alışacağız. Bunu nasıl alışacağız? Nur dersindeki sesli derslerden çarşamba dersini. Böyle burada her gün öğlen ders oluyor. Buralardan gelip geçerken uğrayın. Öğle namazından sonra ders oluyor. Bugün ne ders oldu biliyor musunuz? 2 gün uğraşmıştık. Neydi? Cehalet. Bir dinleyin. Cehalet neymiş?
Lugata bile bakmazdık değil mi? İki gün uğraştım. Cehalet. Cehaletin ifrat tefrit vasıtı, cehaletin dimağdaki ve kalpteki ve fiildeki karşılıkları. Peki, halbuki kainattaki hikmet ve nizam ve kemal bu ihtimali reddeder. Burada duralım. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz etsin hepimizi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Bize kim nasıl dua ediyorsa, bizden ne bekliyorsa, kimin bizde hakları varsa, kimlere hepiniz dahi, ben de dahi söz vermişse ve Risale-i Nur hizmetiyle alakadarsa Allah onların dertlerini bertaraf eylesin. Evlerine Risale-i Nur'un ve Kur'an-ı Nur'un hakim eylesin. Hastalık ve sıkıntıların sebebi olan erva-ı habise, mevad-ı şerirleri hak ile yeksan eylesin. Sihat ve selamete sebep olan ruh-u kutsileri, ruh-u alileri nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Bu dersle haklanmayı nasip ettiği gibi hakikatine de mazhar eylesin. Latife-i Rabbaniyemize bunlar hissettirdiği gibi hakikatını mahiyetimizde hissettirmeyi nasip eylesin. Hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ederek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eylesin. Allah'lık hatırına, Allah'lığı hatırına bizi ve bizim sevdiklerimizi dua edenler ve Risale'nin hizmetiyle her kim alakadar oluyorsa Allah'lığı hatırına Müslümanların hasreten Nur kardeşlerimizin geçmiş günahlarını affeylesin, bağışlasın, hak ile yeksan eylesin günahlarını, onların yerlerine sevaplarla, hakikatlerle, nurlarla doldursun. Vâhirde vâhûmenin hamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selâvâtu.